Merhabalar. Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçeğimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basaraktan bana destek olabilirsiniz. Çiçeğimiz şu şekilde çok şık, çok da güzel. Arkası da yine bu şekilde büyük gibi gözüküyor ama gayet rahat yazma oyanızda ve başka süslemelerinizde de çok şık ve rahatlıkla kullanabileceğiniz bir modelimiz. Kırmızı da değil de krem de daha çok modelini belli etti. Ben de bu yüzden sizinle bugün krem olanını yapmak istiyorum. Çiçeğimi şöyle kenara koyalım. Bunun için sadece 20 milim eninde organza kurdeleye ihtiyacımız var. Tek bir kurdele kullanıyoruz. Şu şekilde 30 milim eninde siz 20 milimlikle de yapabilirsiniz. Arkasından gözükmesini istiyorsanız 30 milimle yapın. Gözükmesini istiyorsanız istemiyorsanız da 20 milim organza kurdeleyle yapabilirsiniz. Şu şekilde 30 milim eninde 4 santim boyunda yani 8 santim uzunluğunda yaprağı için yeşil kurdelemiz. Dediğim gibi 20 milim organza kurdelemiz. Dikmek için büyük yorgan iğnemiz. Şu şekilde ortası için 4 adet tohum. Yalnız siz boncuk da kullanabilirsiniz. Şu şekilde dilediğiniz renkleri ortasında kullanabilirsiniz. Şu şekilde ben tohum kullandım. Dediğim gibi siz boncuk, inci, dilediğiniz hepsini bütün ortasına koyabileceğiniz veya çarkıfelek boyamızdaki orta tomurcuk gülden de yapabilirsiniz. Malzemelerimiz bu şekilde çakmak, makas ve yeşil yaprağını da dikmek için küçük, her zamanki kullandığım dikiş iğnem. Şimdi hemen yapımına geçelim. Bunun boyunu ölçmüyorum. Siz ölçerekten de şöyle yapıp kesebilirsiniz. Ben bir uçtan başlıyorum. Bu şekilde de devam ediyorum. Bunu şu şekilde ikiye katladım. Tekrardan onun üzerine kapatıyorum. Bu şekilde. Bunu ipek kurdeleyle de yaptığınızda burası kalkmayacak. Fakat organza kurdele şeffaf olduğu için burası kalkıyor. Orası için de bir çözüm yolu buldum ben. Siz ipek kurdeleyle de yapabilirsiniz. Hemen yaptığım çiçeğin kanadının tersini çeviriyorum. Buradan küçük küçük dikiş alıyorum. Böyle bir görüntümüz oldu. Fazla kısmını yakıyorum. Kesip yapıyorum. Atmaması için. Buranın da ipek kurdelede bu kalkmıyor ama organzede kalkıyor. Burayı da hemen çok küçük sadece belli etmeden yakıyorum. Çiçeğimizin ilk yaprağı bu şekilde. Şimdi yine aynen işlemimize devam ediyoruz. Ölçmüyorum bunu arkadaşlar. Söylediğim gibi ikiye kendime katlıyorum. Hemen katladığım yeri de bunun üzerine kapatıyorum. Bu şekilde düzeltiyorum. Ön tarafını geçiriyorum. Burası çiçeğimizin ön tarafı. Aynı bununla eşit olaraktan çok küçük dikiş alıyorum. Yine burayı kesiyorum. Dediğim gibi siz bunu parça parça da yapabilirsiniz. Kesip hazırlayabilirsiniz. Sizin nasıl kolayınıza geliyorsa. Burayı da yine yaktım. Kalkmaması için. Yine aynı şekilde işlemimiz. Dediğim gibi kendimize doğru katlıyoruz. Hemen onun üstüne kapatıyorum. Bu şekilde ok işareti gibi bir görüntümüz oluyor.
Burası çiçeğimizin ön tarafı, düzgün tarafı. Orayı çeviriyorum. Çok küçük, şuradan birkaç kere tel alıyorum. Bu şekilde bir görüntümüz oldu yine. Beş tane bu şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde kendimize doğru katladım. Hemen onun üzerine kapatıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Elimi kaldırırsam bozulacak. Organze kurdele olduğu için elimi kaldırmadan buradan dikiş alıyorum. Sanırım anlaşılıyordur inşallah. Dördüncü yaprağımızı da yaptık. Şöyle dördüncü yaprağımız yine aynı şekilde kendimize doğru bir kere katlıyorum. Şurada şu kadar bir boşluğumuzun olması gerekiyor. Bunu üzerine katlamak için son olaraktan onu da hemen bu şekilde üzerine kapatıyorum. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Diğer tarafını çeviriyorum. Buradan şöyle de ölçüyorum ikisinin boyu aynı olsun diye. Buradan şu şekilde bakın parmağımı kaldırdığımda bozulacak diye kaldırmıyorum. Küçük dikiş alıyorum. Diğer kurdelemizi de unutmadan söylemek istiyorum. Fazla kısım zaten onun altında. Bunu da buradan kesiyorum. Ve yapıştırıyoruz. Bu şekilde 5 tane çiçeğimizin yaprağı. Altılı da yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Dediğim gibi burayı da ben kendim tasarladım bu kısmını. Çünkü organzede ipek kurdelede burası kalkmıyor. Kağıt gibi olduğu için organze kurdelemizde kalkıyor. Çünkü şeffaf olduğu için. Bu şekilde 5 tane yaprak hazırladık. Ve iğnemi çekiyorum. Her zamanki gibi başladığım noktaya geliyorum. Düğümümüzün içinden geçtim. İpimi çekiyorum. Çiçeğimizin ön tarafı bu şekilde. Bunun içine de hazırladığımız şu şekilde 4 tane tohumumuzu koyuyorum. Dediğim gibi siz inci de koyabilirsiniz, boncuk da koyabilirsiniz, farklı bir aparat da koyabilirsiniz. Çarkı felek oyamızdaki şöyle şu şekilde orta gül de yapabilirsiniz tomurcuk olaraktan. Dilediğinizi takabilirsiniz buraya. Tohumumuzu da buraya yerleştiriyorum. Arka tarafını çevirip çekiyorum. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Çektim. Sıkıca çekiyorum. Çiçeğimizin ön tarafı bu şekilde. İpimi buraya sabitliyorum. Aynı işlemi bir kere daha tekrar ediyorum. İpimi yakıyorum.
Çiçeğim bu şekilde oldu. Şimdi bunun yaprağını yapalım. 30 mm enindeki 8 cm uzunluğundaki kurdelemizin her zamanki yaptığım gibi yine uç noktasından başladım. Bu şekilde. Şimdi hemen diğerini. Yaprağımızı da bu şekilde V şeklinde hazırladım. Çiçeğimizin burayı kesebilirsiniz. Ben kesmiyorum dağılmaması için. Şöyle hafiften yukarıya doğru kıvırıyorum. Bunu buraya bu şekilde koyup yaprağımızı kapatıyorum. Çevirip ipimi çekiyorum. Bu şekilde ipimi çektim. Yaprağımızın görüntüsü bu şekilde. Birkaç kere doluyorum. İğnem çıktı. İki kere doladım. İpimi çekiyorum. Aynı işlemi birkaç kere siz devam edebilirsiniz. Sağlam olması bakımından. İşlemimiz tamam. Yaprağımızı da bu şekilde yaptık. Çiçeğimizi de hafiften düzeltelim. Bu şekilde çok şık, çok güzel bir çiçeğimiz oldu. Kırmızıyla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi renkleri tamamen size kalmış. Bu şekilde çiçeklerimiz. Kolay gelsin.